Bahar bir karpuzu şekil 1'deki gibi 6 eş parçaya bölmüştür. Sonra şekil 1'deki 6 eş parçanın yarısını şekil 2'deki gibi ortadan 2 eş parçaya, kalan yarısını da şekil 3'deki gibi 3 eş parçaya bölmüştür. Buna göre şekil 2'de ve şekil 3'te oluşan parçalardan birer tane yiyen Bahar tüm karpuzun kaçta kaçını yemiştir. Arkadaşlar tüm karpuza 1 dersek bu parçalardan biri 1 bölü 6 olacaktır. Bu güzel. 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6 olacaktır. Bu parçalardan birini 2 eş parçaya burada bölmüş. O zaman her biri 1 bir bölü 12'dir. 1 bölü 12, 1 bölü 12. Ve yine bir parça 3'e bölmüş. 1 bölü 6'ı 3'e bölersek 1 bölü 18, 1 bölü 18, 1 bölü 18 diyebiliriz. 1 bölü 6'nın yarısı 1 bölü 12'dir. 1 bölü 6'nın 3'te biri 1 bir bölü 18'dir. Şimdi bu parçalarda ne diyordu? Şekil 2'de ve şekil 3'te oluşan parçalardan birer tane yiyen Bahar tüm karpuzun kaçta kaçını yemiştir? Bakalım 1 bölü 12 birer tanesi çünkü şu. Birer tanesi de 1 bölü 18. Bir toplayalım. Şuraya 3 yazalım. Buraya 2 yazalım. 3 artı 2 bölü 36 yani 5 bölü 36'sını yemiştir tüm karpuzun. Doğru cevap Bursa seçeneğidir. Nasıl yaptık bir tekrar edelim tam karpuza 1 dedik. Burada 1 2 3 4 5 6 parça var. Her biri 1/6 olacaktır. Diyor ki, şekil 1'deki altı eş parçanın yarısını yani altı eş parçanın yarısı 3 parçadır. Bir parçası burada, bir parçası burada, bir parçası burada. Eee şekil 2'deki gibi ortadan ikiye bölüyor ve küçük parçalar elde ediyor. Kalan yarısı yani kalan diğer 3 parçasında her birine şekil 3'teki gibi 3 eş parçaya bölüyor ve şöyle küçük parçacıklar oluşuyor. Dolayısıyla bir tanesi burada 1 bölü 6 olduğuna göre bunun yarısı 1 bölü 12 bir tanesi 1 bölü 6 olduğuna göre bunun 3'te biri 1 bölü 18 olur. Bu parçalardan küçük parçalardan birer tane yemiş. 1 bölü 12 artı 1 bölü 18 payda işlediğimizde 5 bölü 36 olarak buluruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir bu soruda. Şekil 1'deki özdeş kaplanın toplam yüksekliği 2 üzeri 8 artı 2 9 milimetredir. Şekil 2'deki görselde en alttaki küpün yüksekliği 200 milimetre olup üstteki küplerin yükseklikleri sırasıyla bir alttaki küpün yüksekliğinin 1 bölü 5'i oranında kısadır. Buna göre şekil 3'teki görselin yüksekliği kaç milimetredir demiş. Şöyle bir şey yapalım. Şekil 2'deki görselde en alttaki küpün yüksekliği 200. Buraya 200 yazalım. Sonra 1 bölü 5 kısa olarak devam ediyor. 200'ün 1 bölü 5'ini alalım. 40 çıkar. Kısa olduğuna göre 160. 160'ın 1 bölü 5'ini alalım. 32 daha kısa olduğuna göre 128 olacaktır. Şimdi ne diyor? Şekil 3'teki görselin yüksekliği nedir? Şekil 3'teki görsele bakalım. AS olan küpümüz zaten 128. 2 üzeri 7. Şuradaki kabın da yüksekliğini bulacağız. Şekil 1'deki özdeş kaplarının toplam yüksekliği 2 üzeri artı 2 üzeri 9'dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bir şey yapalım. 6 çarpı x diyelim. Her bir kap için buna x dediğimizi varsayalım. Eşittir 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 9 diyelim. 6 x eşittir. 2 üzeri 8 parantezinde 1 artı 2 üzeri 1 diyebiliriz. 6 x eşittir. 3 çarpı 2 üzeri 8'den sadeleştirirsek 2 x eşittir. 2 üzeri 8 bu durumda x 2 üzeri 7 olarak bulunmuş olur. Tamam 2 üzeri 7'mizi de yazalım. Kaç tane 2 üzeri 7 var burada? 2 tane. 2 üzeri 7. Bu durumda 2 üzeri 8 olarak bulmuş oluruz. Tabanlar aynı, üsleri topluyoruz. 1 7 daha 8. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Bir ikiz kenar dik üçgenin hipotenüsü birbirine dik kenarlardan birinin ölçüsünün kök iki kaçıdır? Aşağıdaki şekilde birbirine eş ve dik kenar uzunlukları tam sayı olan ikiz kenar dik üçgenlerle dikdörtgenin üst kenarı üzerinde bir desen oluşturulmuş. Fakat beşinci üçgen dikdörtgenin içine sığmamıştır diyor. Hemen şunu isterseniz soruyu başlarken şöyle kabaca çizmiş olalım. Beşinci üçgeni. Buna göre bu üçgenlerle alt kenarda da bir desen oluşturulmaya çalışıldığında en çok kaç adet üçgen kullanılabilir diyor. İsterseniz bir kenarına A diyelim. Hipotenüs A kök 2 olacaktı. Bu şekilde devam edelim. A kök 2. Devam edelim. A kök 2. A yazalım. A kök 2 ve A kök 2 de burası. Bunlar da A tabii ki. Şimdi şunların da A olduğunu biliyoruz. Çünkü bu üçgenlerle diyor. Aynı üçgenlerden bahsediyoruz. Bu A'lardan kaç tane var bilmiyoruz. Bir desen oluşturulmaya çalışıldığında en çok kaç tane üçgen kullanılabilir? Ve Sanırım dikdörtgenin içinde olacağız. Doğru mu? Üzerinde bir desen oluşturmuş. Fakat 5. üçgen dikdörtgen içine sığmamıştır diyor. Buna göre bu üçgenlerle alt kenarda da bir desen oluşturmaya çalışıldığında en çok kaç adet üçgen kullanılabilir diyor. Şimdi x adet üçgen kullandığımızı düşünürsek x çarpı a kadar bir uzunluğa sahip oluruz. Bu uzunluk bir kere 5a kök 2'den küçük olmak zorunda. Çünkü 5a kök 2 dikdörtgenimizin uzun kenarının dışına taşmış. Yani bu uzun kenardan tabii ki haliyle daha büyük olacaktır. Dolayısıyla x çarpı a 5a kök 2'den küçüktür. A'lar giderse buradan x küçüktür. 5 kök 2 olacak. 5'i içeri atarsak kare olarak demek ki x kök 50'den küçük olacaktır. Kök 50'den küçük olarak en fazla kök 49 diyebiliriz. Bu da 7 olarak çıkar. Demek ki 7 tane üçgen yerleştirebiliriz uzun kenara. Bu arada buna göre bu üçgenlerle alt kenarda da bir desen oluşturulmaya çalışıldığında en çok kaç adet üçgen kullanılabilir derken alt kenarı zaten kastediyor. Yani bu uzun kenarın içine sağabilecek, uzun kenarı tamamlayabileceğimiz en fazla 7 tane üçgen, dik üçgen yerleştirebiliriz. Bu e, dolayısıyla cevabımız 7'dir bundan dolayı. M ve N birer pozitif tam sayı olmak üzere X üzeri M çarpı Y üzeri N küçüktür sıfır olduğuna göre X büyük sıfır ise N tek sayıdır. Y küçük sıfır ise M çift sayıdır. M eşittir ne ise N tek sayıdır. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor. İsterseniz şöyle yapalım. X üzeri M çarpı Y üzeri N sıfırdan küçük olabileceği ihtimallere bakalım. Diyelim ki pozitif bir sayının tek kuvvetini aldınız ya da pozitif bir sayının çift kuvvetini aldınız. Bütün ihtimallere bakalım. Burası artı olacağı için siz negatif bir sayının tek kuvvetini almak zorundasınız. Negatif bir sayının tek kuvvetini almak zorundasınız. Bu durumda sıfırdan küçük olacaktır. Bu bir. Şöyle yapalım. x üzeri m çarpı y üzeri n sıfırdan küçük olmasını istiyorsunuz. Eğer siz negatif bir sayının Çift kuvvetini alırsanız pozitif yapmış olursunuz. Dolayısıyla negatif bir kuvvet, negatif bir sayının tek kuvvetini almak zorundasınız ki sıfırdan küçük olsun. Negatif bir sayının eğer tek kuvvetini aldınız negatif çıktı, o zaman burada da ya negatif sayının çift kuvvetini alırsınız sıfırdan küçük yaparsınız ya da öbür ihtimalde yazalım ya da negatif e, pozitif bir sayının tüm kuvvetlerini de alabilirsiniz. Şimdi ihtimallerimizi yazdık. Bunları yazarken negatif sayıların tek kuvvetin negatif olduğunu. Negatif sayıların çift kuvvetlerinin pozitif olduğunu ve pozitif sayıların aslında tüm kuvvetlerinin pozitif olduğunu gör, gör, görmek istedik. Daha doğrusu gördük. Güzel oldu. Şimdi x sıfırdan büyük ise n tek sayıdır diyor. x'i pozitif olarak aldığım zaman gördüğünüz gibi n sayısı tek sayı olmak zorundadır. Bir problem yok. Güzel. y negatif ise m çift sayıdır diyor. y'yi negatif olarak aldığınız zaman bakın M'nin tek olma durumu da vardır, çift olma durumu da vardır. O zaman çiftliği, tekli kesin değildir. M ile N eşit olursa N tek sayıdır diyor. Bunu da şöyle göstereyim. M ile N'nin eşit olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman X üzeri M çarpı Y üzeri M ya da X üzeri N çarpı Y üzeri N de, de diyebilirsiniz. X üzeri N çarpı Y üzeri N de diyebilirsiniz. Bu durumda X çarpı Y'nin M'inci kuvveti veya x çarpı y'nin evet. n'inci kuvveti oldu. Bunların negatif olmasını istiyorsunuz. Bu işlemin sonucu negatif olmasını istiyorsunuz. O zaman n tek sayı olmalıdır diyor. Şimdi n gerçekten tek sayı mı? Eğer siz burayı negatif olarak alırsanız ki öyle çünkü negatif almazsanız sıfırdan küçük yapamazsınız. Bu durumda en kesinlikle tek sayı olmalıdır. Dolayısıyla herhangi bir üslü sayının herhangi bir kuvveti diyelim ki sıfırdan küçük çıktıysa a'yı negatif olarak b'yi de tek olarak aldığınızda bunu sıfırdan küçük yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla m ve birbirine eşit olması durumunda n'in tek olması garantidir. Doğru cevap D seçeneğidir bu soruda. Öykü annesinin aldığı eni AB, boyu BA olan dikdörtgen şeklindeki boyutları aynı 7 tane el işi kağıdını görselde verildiği gibi oyun masasına diziyor. Yatay dizdiği el işi kağıtlarının sonuncusu masadan 26 cm taşıyor. Dikey dizdiği el işi kağıtlarının sonuncusunun bitim noktası ise masadan 4 cm içeride kalıyor. AB ve BA iki basamaklı sayılar olduğuna göre masanın boyu kaç santimetredir demiş. Eni AB olduğuna göre şuraya AB yazabiliriz. Aynı şekilde buraya da Şuraya da. Şuraya da. Şurası 4 santim. O zaman masanın boyu 4 tane AB artı 4'tür. Geldik diğer tarafa karşısına. Şurası BA uzun kenar. BA. Şurası da BA. Yalnız şu kısım bizim için önemli. Burası da BA 26'dır gördüğünüz gibi. O zaman 3 tane şuraya yazalım. 3 tane BA 26 masamızın boyudur. Şunu silebiliriz. Şimdi 4 çarpı şu A B'yi çözümlersek basama kavramından 10 A artı B artı 4 eşittir. 3 çarpı şu B A'yı açarsak 10 B artı A eksi 26. 40 A içeri dağıtıyoruz. Artı 4 B eşittir. Şu 4'ü buraya atacağım. 30 B artı 3 A eksi 30 olacaktır. Şimdi bu 3 A'yı 40 A'nın yanına atarsak 37 A. 30B'yi de bu tarafa atarsak eksi 26B o da eşittir. Eksi 30 olacaktır. Tamam buraya kadar bir problemimiz yok. Artık bundan sonra a ve B'yi bulmamız lazım. A, B ve B, A iki basamaklı sayılar olduğuna göre masanın boyu nedir diyor. Şimdi tüm terimleri eksi 1 ile çarpalım. 26 tane B eksi 37 tane A'mız 30 oldu. Tamam. Şimdi buradan itibaren bir bakalım. A'ya 2 dersek 1 dersek ne olur? A 37 sağ tarafa 67 26'ya bölünmez. 2 dersek 74 sağ tarafa atarsak 104. 26 B eşittir 104 olur. B de buradan 4 olur. O zaman A eşittir 2. B eşittir 4. Bunları bulmuş olduk. Şimdi masanın boyu neydi? Masanın boyu burası. 4 çarpı AB diyor. 24'ü kastediyor. Artı 4. 4 kere 14. 96 artı 4. Doğru cevap 100'dür. Yani D seçeneğidir. Gülçin öğretmen tahtaya aşağıda verilen rasyonel sayıları belli bir kurala göre sıralıyor. Gülçin öğretmen daha sonra bu rasyonel sayıların kaç tanesinin aynı zamanda bir tam sayıya eşit olduğunu öğrencilerine soruyor. Durmuş bu soruya doğru cevap verdiğine göre Durmuş'un verdiği cevap hangisidir diyor. Baktığımız zaman 18 bölü 3 bir tam sayıdır. 18 bölü 3. Durmuş bu soruya doğru cevap vermiş. Aynı zamanda bir tam sayıya eşit işte olanı bulmaya çalışacak. 18 bölü 3. 20 bölü 5 gibi devam ediyor. Şu 6. Bu 4 ama devamı ne? Şimdi 17 ile 2 arası 15 fark. 18 ile 3 arası 15 fark. 19 ile 4 arası 15 fark. Yani pay kısmı paydadan 15 fazla. X artı 15 yazsak pay kısmı da x olur. 5 yazarsam gördüğünüz gibi 20 bölü 5. 6 yazarsam 21 bölü 6. Güzel. Şimdi bunu şöyle yazalım. x bölü x artı 15 bölü x olarak yazabiliriz. 1 artı 15 bölü x olarak yazabiliriz. x sayısı burada 1, 3, 5 ve 15 olabilir. 1 yazarsam gördüğünüz gibi 16 bölü 1 oluyor. Zaten bu ifadede öyle bir sayı yok. 17 bölü 2'den başlatmış. 1 iptal edebiliriz. 3 yazarsak zaten 18 bölü 3 6 geliyor. 5 yazarsak zaten 20 bölü 5 oluyor. 15 yazarsak ne oluyor? 15 yazarsak 15 artı 15 bölü 15 oradan da 2'yi bulabiliyoruz. Demek ki 15 de oluyor. O zaman 1, 2, 3 tane olabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda birinci adımdaki yerleri verilen X, y, Z harflerinin bulundukları satırlarda sırasıyla aşağıdaki adımlar uygulanarak yerleri değiştiriliyor. Birinci satırdaki X harfi her bir adımda bir kare ilerletilerek sırasıyla A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D şeklinde ilerliyor. İkinci satırdaki Y harfi her bir adımda iki kare ilerleyerek A, C, A, C, A, C şeklinde devam ediyor. Üçüncü satırdaki Z harfi her bir adımda 3 kare ilerletilerek A, D, C, B, ADCB, ADCB şeklinde ilerliyor. Buna göre yukarıdaki karede verilen XYZ harflerinin 39. adımdaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sizinle beraber. 1, 2, 3. Buradan da 4 tane yapalım. Şuraya birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır diyelim. A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim. Her neyse. Şimdi birinci satırdaki X harfi her bir adımda bir kare ilerletilerek sırasıyla A, B, C, D, A, B, C, D şeklinde gidiyor. Yani dörder dörder örüntümüz aynı şekilde devam ediyor. O yüzden 39'u dörde bölersem 9 kere 4, 36 kalan 3 oluyor. Kalan 3 ise üçüncüsü olmak zorunda. Yani C olmak zorunda. C ise buraya çarpı koyacağız. İkinci satırdaki Y harfi her bir adımda iki kare ilerletilerek A, C, A, C, A, C şeklinde giriyor. Şimdi birincisi A, C, üçüncü, birincisi A, üçüncüsü A, beşincisi A. Tekler A oluyor, çiftler C oluyor. Bakın ikincisi C, dördüncüsü C. O zaman 39 tek olduğuna göre A olacaktır. O zaman Y harfi de burada olmalıdır. Buraya kadar sorun yok. Üçüncü satırdaki Z harfi her bir adımda 3 kare ilerletilerek ADCB, ADCB, ADCB şeklinde gidiyor. Yine 39 4'e böleceğiz. Kalanımız 3. Üçüncüsünü alacağız. Yani C'yi alacağız. Demek ki üçüncü satır Z harfi C'de olacak. Yani buraya Z yazacağız. Şıklara bakalım. Y, X, Z. İnceleyelim şıkları şöyle. Y, X, Z. Doğru cevabımız burada. Bursa seçeneği olmaktadır. tekrarlayalım bunu. X harfi A, B, C, D. Sonra tekrar a b c d dörder dörder gidiyor. 39 dör'de böldük kalan 3 üçüncüsünü alıyoruz c. Böylece c'nin olduğu yere x'i yazdık. İkincisi yani y harfi a c a c a c şeklinde gidiyor. Birinci a üçüncü a 5. a şeklinde tekrar a ikinci c dördüncü c 6. C çiftler C. 39 tek olduğuna göre o zaman A olması gerekir. Yani Y A sütununda olmak zorundadır. 3. satırdaki Z harfi A B şey yanlış yaptım. A D C B A D C B A D C B şeklinde devam ediyor. 4'er 4'er gidiyor. 39'u 4'e böldüğünde kalan 3, üç, 3'üncüsü C'dir. C'nin olduğu yere Z'de yazdık. Doğru cevap bu durumda B seçeneği olmuş oldu. Birbirinden farklı A, B, C, D, E, F, K, L ve M rakamları 3 çarpı 3'lük bir tabloya köşegenler ve satırlar üzerinde 3 basamaklı sayılar elde edilecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Birinci köşegende K, E, C var. ikinci köşegende A, E, M var. Ve ikinci satırda D, E, F var. Bunları anlamış olduk. Şimdi bizden ne istiyor? A1 en az olduğunda. A1 şu. K, E, C. Bir de A, E, M'yi toplayacağız. Ve bunun en az olmasını istiyor. En az. İsterseniz böyle başlayalım. Şimdi rakam olduklarına göre birbirinden farklı olduklarına göre şöyle yapalım. Buna 1 diyelim. Buna 2 diyelim. 0 diyelim. 0 diyelim. Çünkü E'ler ortak. 3 diyelim. 4 diyelim. Şimdi A1 en az olduğunda A2. A2'yi de şöyle alalım. D, E, F'nin en az olmasını istiyor. Şimdi D'ye 0, 1, 2, 3 diyemiyorum. 4 de diyemiyorum. O zaman 5 diyebilirim. D harfine. E sıfırdı zaten. F de 5'ten sonra 6 diyebilirim. 506. Doğru cevap bu durumda C seçeneğidir bu soruda. M kenarlı çokgen içine yazılan A sayısı ile oluşturulan sembol A üzeri 1 bölü M ifadesine eşittir. Beşgenin içerisinde 7 yazılmışsa bu 7 üzeri 1 bölü 5'e denktir. Ya da 5. dereceden kök 7 diyebiliriz. O zaman hemen işlemlerimize başlayalım. Zaten işlem sorusu bu. Dikdörtgen dikdörtgenden başlayalım. 2 çarpı. X üçgen içerisinde olduğuna göre x üzeri 1 bölü 3 diyebiliriz. Ve bu ifade dikdörtgen içerisinde 4 kenarlı bir şeklin içinde olduğuna göre 1 bölü 4 diyebiliriz. Devam edelim. 8 kök 3, 8 2'nin küpü yapalım. Kök 3 de 3 üzeri 1 bölü 2 yapalım. 6 gen içerisinde olduğuna göre 1 bölü 6 diyebiliriz. Şimdi devam edelim. İsterseniz devam etmeden önce her iki tarafın 12. kuvvetini alsak nasıl olur? Ama önce biraz devam etsek daha mantıklı. 2 üzeri 1 bölü 4. X üzeri 1 bölü 12 desek. 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü çarptık. 1 bölü 12. 2 üzeri 1 bölü 4'ü zaten çarpmada dağılma özelliğinden yararlanmış olduk. Yine aynı şekilde 2 üzeri 3'ün 1 bölü 6. 2 üzeri 3 bölü 6 çarp 3 üzeri 1 bölü 12. Yani bu kuvvetle 1 bölü 6'yı çarpıp 2'nin kuvvetine yazdık. 1 bölü 2 ile 1 bölü 6'yı çarpıp 3'ün kuvvetine yazmış olduk. Hangi özellikten yararlanmış olduk aslında? A, B, C'nin x'inci kuvveti aslında A üzeri x, B üzeri x, C üzeri x demektir. Bunları yazalım. Evet şimdi her iki tarafın 12. kuvvetini alabiliriz. Her iki tarafın 12. kuvvetini alalım. Şu kesirli ifadelerden kurtulmuş olan. 2 üzeri 1 bölü 4'ün 12. kuvveti çarpı x üzeri 1 bölü 12'nin 12. kuvveti eşittir. 2 üzeri 3 bölü 6'nın 12. kuvveti çarpı 3 üzeri 1 bölü 12'nin 12. kuvveti. Buradan x'i bulmamız gerekiyor. 2 üzeri 3, 12'yi 4'e böldüm. 12'ler gitti, x oldu. 12 çarpı 3, 36 bölü 6, 6, 2 üzeri 6 çarpı 12'ler gider, 3. 64'ü 8'e bölersek 8 olur. Bu durumda x 24 olarak bulmuş olur, oluruz. Bakalım bizden ne istiyor? x eksi 8. x 24 ise 24 eksi 8 16 olacak. O zaman dikdörtgen içerisinde 16'yı bizden istiyor. x gördüğümüz yere 24 yazdığımızı hatırlatıyorum. 24 eksi 8 16. Şimdi dörtgenin içinde olduğuna göre artık dikdörtgen demeye gerek yok. Dört kenar önemli. 16'nın 1 bölü 4. kuvveti. Bu da 2 üzeri 4'ün 1 bölü 4. kuvvetine eşittir. 4'ler gidince 2 olarak bundur. Demek ki hangi seçenek 2'dir demek istiyor. Herhangi bir şıktan başlayalım. Doğruysa diğer şıklara bakmaya gerek yok. 8'e bakalım. A seçeneğinden başlayalım. 2 üzeri 3'ün üçgen içinde olduğuna göre 1 bölü 3. Üçler giderse 2 olur. Zaten biz 2'yi arıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. İsterseniz diğer şıklara da bakalım. 2 üzeri 5'in 1 bölü 6. kuvveti 2 olamaz. 2 üzeri 2'nin 1 bölü 4. kuvveti 2 olamaz. 3 Üç üzeri 3'ün 1 bölü 3. kuvveti 2 olamaz. 2 üzeri 4'ün 1 bölü 6. kuvveti de 2 değildir. Doğru cevap A seçeneğidir bu soruda. n ve x birer doğal sayı, n x 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere n'inci dereceden kök x'in x'inci kuvveti n x eşitliğini sağlayan n x doğal sayılarına işler sayısıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işler sayısıdır? Şimdi nx'i sorduğuna göre bütün şıkların altına nx'imizi bir yazalım. Evet şaşırmamak için bu yöntemi e, kullanabilirsiniz. n eşittir 2, x eşittir 4, n eşittir 2, x eşittir 4, n eşittir şey 3 düzeltiyorum. n eşittir 4, x eşittir 8, n eşittir 4, x eşittir 2, n eşittir 6, x eşittir 3. Şimdi bunları deneyeceğiz. Hangisi demiş çünkü? A şıkkından başlayalım. N'inci dereceden yani ikinci dereceden x diyor 4 yazacağım. X'inci kuvveti diyor x yerine 4 yazacağım. Ve bu acaba nx yani 24'e eşit mi? Baktığımız zaman 4 e, kök 4 2'dir zaten. 2 üzeri 2 yazarsak bu ifadeyi şöyle isterseniz açıklamalı anlatayım. Bunlar gidince zaten 2 kalıyor. 2 üzeri 4 de 16'dır. 24'e eşit olmuyor. A şıkkını eleyebilirsiniz. Gelelim buraya. Şuraya tabii ki sadık kalıyorum. Eninci dereceden diyor. Üçüncü dereceden kökün içinde 6 yazacağım. Ve x'inci kuvveti diyor. 6 yazacağım. Ve bunun nx. yani 36 olmasını bekliyorum. 6 üzeri 1 bölü 3'ün 6. kuvvetini alırsam 6'yı 3'e bölsem 2 olur. 6 üzeri 2 de 36'dır. Doğru cevap B seçeneğidir ama sizin için C seçeneğinde bakalım. Eninci dereceden yani dördüncü dereceden kökün içerisinde 8 olacak. Ve bunun da x'inci kuvveti yani 8. kuvvetini alacağım. Ve bunun da nx yani 48 olmasını bekliyorum. 8 2'nin küpü 3 bölü 4 yapabiliriz. 8. kuvvetini alalım. 8 4'e böl 2. 2 üzeri 2 çarpı 3. 6 64 oluyor. Bu değil. Buna bakalım. N'inci dereceden diyor. Yani 4. dereceden 8'imizi yazacağız. Şey bir dakika. C demiştik. 4'üncü dereceden 2'mizi yazacağız. Evet kökün içinde x olacaktı. Burada x yazarsak zaten 42 olması imkansız. Bunu direkt edelim. Buna bakalım. En dereceden diyor en 6 olduğuna göre 6. dereceden kökün içine 3 yazacağız. Ve dışına da x yazacağız. x'imiz de burada 3. Bu ifadenin 63 olması imkansız zaten. Doğru cevap B seçeneğiydi bu soruda. A ve B en pozitif tam sayılar olmak üzere kare A artı kare B eşittir. Kare içerisinde AB. 1, 2, 3, 4, n'e kadar topladığımızda k olmuş. 48, 3, 4, n eksi 1'e kadar topladığımızda l olmuş. K eşittir l sağlayan n değeri aşağıdakilerden hangisidir? Burayı doğru okuyalım. Diyor ki sol taraftaki karelerin içindeki sayıları sağ tarafta çarpım olarak kökün karenin içinde yazabilirsiniz diyor. O zaman burada da karenin içindeki bütün sayılar aslında bu k anlamına geliyor. Yani k dediğimiz sayı aslında bu karenin içindeki sayıların çarpımı olan n faktöriyeldir. Evet burası anlaşıldı galiba. Burada karenin içindeki a ve b sayıları çarpıp sonuç olan karenin içine yazdığımıza göre bu karelerin içindeki bütün sayıları çarpıp sonuç olan karenin içerisine yazabiliriz. Dolayısıyla k n faktöriyeldir. Burası tamam. Burada da yine e, l'yi bulmak için şöyle bir şey deneyebiliriz. 48 çarpı sonuçta bu karelerin içindeki bütün sayıları çarpmak zorundayız. Yalnız 3'ten n-1'e kadar sayıların çarpımı n-1 faktöriyeldir ama 1 ve 2 olmadığı için bölüyoruz. 1 çarpı 2'ye eşittir l diyebiliriz. K'yı ve l'yi bulmuş oldum sanırım. Şimdi bu ifade, iki ifade eşit olduğuna göre içindeki sayılar da eşittir. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım sizinle beraber. n faktöriyel eşittir. 48'i 2'ye böl 24 çarpı n-1 faktöriyel diyelim. Peki bunu n çarpı n eksi 1 faktöriyel olarak yazabilir miyiz? Evet 24 çarpı n eksi 1 faktöriyel. n eksi 1 faktöriyeller gidince n eşittir 24 olarak bulundu. Doğru cevabımız d şıkkıdır. Çünkü 4 faktöriyelimiz zaten 1'den 4'e kadar sayıların çarpma olduğu için 24'tür. Evet x sayısının y birim solu yx x şeklinde X sayısının Y birim sağı y şeklinde ifade edilmiş. En bir tam sayı olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman negatif sayıya denktir? Öncelikle şu ifadelere bir bakalım. Şu ifadelere bir bakalım. 8'in hemen sol altına 2 yazıldığına göre 8'in 2 birim solu. Yani 6'yı kastediyor. Küçüktür. Şöyle yapalım. 3M'nin bir birim sağı olduğuna göre 3M artı 1 olacaktır. 6'nın M birim sağı olduğuna göre 6 artı M olacaktır ve 3M1'i e, yaptık. Şu 9'u yazmayı unuttuk. Evet 3M artı 1'in 9 birim soru olduğuna göre 3M artı 1 eksi 9. Sol olunca çıkarıyoruz sağ olunca topluyoruz. Herhangi bir hatamız var mı? 8'den 2 çıkardık. 6, 6 artı M. Süper. Şimdi devam edelim. 6 artı M küçüktür. 3M eksi 8. Sekiz. 8'i bu tarafa atarsak 14. M'yi atarsak 2M. Bu durumda M büyüktür. 7 desek doğru olur mu? Olur. Çünkü 7 küçüktür. M'se M ise M7'den büyüktür. Yani M'in elemanları 7 açık sonsuza kadardır. Tamam. Şimdi hangisi daima negatiftir? Şıklara bakalım. Bu ne demek? Onun M birim solu. Yani 10 eksi M. Eğer siz burada M sayısına 8 verirseniz burası pozitif olur. 8 yazarsak pozitif olur. Daima dediği için bir değer yeterli. Şuna bakalım sağ olduğu için eksi 7 artı m yine 8 dersek pozitif olur. Şuraya bakalım 8 eksi m diyor. 7 buçuk diyebiliriz. Sakıncası yok. 7.5 dersek yine 8'den 7.5'u çıkarsak pozitif olur. C şıkkına bakalım. Sol olduğu için 10 eksi düzeltiyorum. M eksi 10. Burada M'ye 11 diyebiliriz. Sakıncası yok. 7'den büyük. 11 dersek pozitif olacak. E şıkkına bakalım. 7 birim sağ olacak. Yani eksi A M artı 7. Ya da 7 eksi M diyebiliriz. 7 eksi M pozitif mi negatif mi? Karar verelim. M'yi bu tarafa atalım. 0 büyüktür 7 eksi M. Yani 7 eksi M negatiftir. Ben de zaten negatifi arıyorum. Bu arada m'ye burada istediğimiz değer verelim. Mesela 7,5 verelim. 7,5 verdiğimizde zaten 7-7,5 negatif bir sonuç olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir bu soruda. Televizyon programlarından birinden yemek tarifi alan Esma tarifi yazdıktan sonra alışveriş için markete gitmiştir. Tarifi yazdığı kağıt ve marketteki fiyatlar aşağıda verilmiştir. Buna göre cebinde 100 lira parası olan Esma hangi üründen 100 gram eksik alırsa parası malzemelere tam yeter demiş. Şimdi ne lazım? 1 kilogram kıyma lazım. 1 kilogram kıymamız 1 çarpı 80 TL yani 80 TL'tir. 1 kilogram patlıcan. 1 kilogram patlıcanımız 17 lira. 1 çarpı 17 eşittir 17. Sonra yarım kilo biber. Kilosu 12 lira olduğuna göre 1 bölü 2 çarpı 12'den 6 TL'de buradan masraf çıkar. Yarım kilo domates kilosu 8 lira olduğuna göre 1 bölü 2 çarpı 8'den 4 TL. Buradan gelir. Şunları da katalım. Ee, 1 kilogram soğan lazım. Kilosu 1 lira olduğuna göre 1 çarpı 1'den 1 TL. Şimdi bunları bir toplayalım. 87, 17 daha 97, 103, 107 ve 108. Demek ki bize 108 TL lazım. Ama bizim 100 lira paramız var. O zaman 8 TL düşürmemiz lazım. Yani belli bir malzemeyi almayacağız ya da az alacağız. Ne diyor? Hangi üründen 100 gram eksik alırsa, yani 100 gramı 8 TL, 100 gramı 8 TL ise onla çarparsak 1000 gramı 80 TL olan ürünümüz 1 kilosu 80 TL yani 1 kilosu 80 TL olan kıymadır. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Bir oda parfümünün ABC olmak üzere üç farklı püskürtme ayarı vardır. Hemen ABC'mizi yazalım sorunun başında. ABC ayarlarının bir basıştaki püskürtme miktarları sırasıyla 1, 3 ve 5 ile ters orantılıdır. Bu parfüm her gün bir püskürtme yapılarak B ayarında 60 günde bitmiştir. Bu parfüm her gün bir püskürtme yapılarak ve her ardışık 3 günde farklı ayarda kullanılarak 30 gün kullansaydı 30. gün sonunda kalan parfüm miktarının kullanılan parfüm miktarının oranı kaç olurdu diyor. Şimdi 1 3 ve 5 ile ters orantılıysa ters orantılarda hatırlarsanız ekokları alınır 1 3 5'in. 15k bulunur. Yani 15 bulunur her neyse. Şimdi 15'i 1'e bölersek 15k, 3'e bölersek 5k, 5'e bölersek 3k olacaktır. Böylece orantı sabitlerimizi daha doğrusu hangi sayılarla orantılı olduklarını bulmuş olduk. Bu parfüm her gün bir püskürtme yapılarak B ayarında 60 günde bitmiştir. B ayarında 60 gün sürmüşse 5 çarpı 60 eşittir. 300, 5, daha doğrusu 300K. 5K yazalım şunu. 5K çarpı 60 yani 300K toplam kullanılan mı diyelim? Ne diyelim? Toplam parfüm miktarı diyebiliriz. Evet. Toplamda. Bu kadar. Bu parfüm her gün bir püskürtme yapılarak ve her ardışık 3 günde farklı ayarda. Yani A, B, C, birinci gün A, ikinci gün B, üçüncü gün C, dördüncü gün A, 5. gün B, 6. gün C şeklinde. Yani bir ayda 10 tane A, yani 10 gün A, gün de diyebilirsiniz isterseniz nasıl anlarsanız. 10 e, gün B ve 10 gün C kullanılacak. Ne diyor? 30 gün kullansaydı 30. gün sonunda kalan parfüm miktarının kullanılan parfüm miktarına oranı nedir diyor. Şimdi 300 K kadar toplam parfümümüz vardı. Peki biz normalde e, ne yaptık? Tekrar okuyalım burayı. Bu parfüm her gün bir püskürtme yapılarak ve her ardışı 3 günde farklı yerde kullanılarak 30 gün kullansaydı 30. gün sonunda kalan parfüm miktarının kullanılan parfüm miktarına oranı nedir diyor. Şöyle bir şey yapalım. 10 tane A dedik ya biraz önce. 10 tane 15K artı 10 tane 5K artı 10 tane 3K dememiz lazım. Yani şu yorumun şurada yapmış olduğumuz yorumun işte karşılığı bu. 10 tane A çünkü 33'e bölersek her birine 10 gün düşüyor. 10 gün 15K, 10 gün 5K, 10 gün de 3K. Süper. Şimdi bunları bir toplayalım. 150 yazalım farklı bir renk kullanalım burada. 150K artı 50K artı 30K dersek kullanılan 230K. Hemen yazalım kullanılan. Şimdi ne diyordu? 30. gün sonunda kalan parfüm miktarı. Kalan parfüm miktarımız 300K eksi kullanılandır. Bölü kullanılan parfüm miktarı. Kalan parfüm miktarı 300K eksi 230K. Kullanılan da zaten 230K'dır. O zaman yukarısı 70K Aşağısı 230K. Bakın K'lar ve sıfırları götürürseniz doğru cevap 7 bölü 23 olarak bulmuş olur C seçeneğinde. Bir veri grubunun elemanları küçükten büyüğe doğru sıralandığında, gruptaki terim sayısı tek ise tam ortadaki sayıya, gruptaki terim sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına veri grubunun medyanı denir. Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya veri grubunun modu, en büyük elemanı ile en küçük eleman arasındaki farka ise veri grubunun açıklığı denir. Evet. İkiz kardeşler bu ikizlerden 26 yaş büyük anne, 25 yaş büyük babadan uşağın 4 kişilik bir çekirdek aile vardır. Bir yıl sonra bu ailenin 3. çocuğu dünyaya gelmiş ve aile 5 kişi olmuştur. Buna göre bu iki durum kıyaslandığında aile fertlerinin yaşlarını oluşturduğu veri grubunun açıklık, medyan ve mod değeri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi şöyle bir şey yapalım. i̇kiz çocukları bir yazalım. İkiz çocuklardan 26 yaş büyük anne yapalım. 26 yaş büyük anne. Ve çocuklardan 25 yaş büyük baba. 25 artı A diyebiliriz. Bu birinci çocuk. Bu ikinci çocuk. Yaşları aynı. Bu anne. Ve bu baba. Şimdi ne diyordu? Bir yıl sonra bu ailenin üçüncü çocuğu dünyaya geliyor. Şimdi bir yıl sonrasına geçmeden önce şöyle bir şey yapalım. Mod en çok tekrar eden sayı olduğuna göre A'dır. Medyan. Ortadaki sayıdır. Bunları küçükleyen bir doğru bir sıralayalım isterseniz hemen. Şimdi e, şurada sıralayalım. A sonra A sonra A artı 25 sonra A artı 26 bu şekilde sıralayabiliriz. E, medyan neydi? Ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasıydı. O zaman A artı A artı 25 bölü 2 yani 2A artı 25 bölü 2 biraz daha toparlarsak 2A'yı 2'ye bölersek A artı 25'i 2'ye bölersek 12,5. Şimdi medyanı bulduk modu bulduk. Bir de açıklığı bak e, hazırlayalım. Ondan sonra da diğer çocuğa bakarız. O yeni doğan bir, bir yıl sonra doğacak çocuk diyordu ya. Şimdi açıklığa bakalım. En büyüğü 26 artı. En küçüğü de eksi dememiz gerekiyor bu arada. En küçüğümüz de A'dır. Yani gruptaki en büyük terimle en küçük terim arasındaki fark bizim açıklığı veriyordu. O zaman açıklığı da bulduk. Tamam. Şimdi ikinci sayfaya geçelim. Artık yeni bir çocuk geliyor. Bir yıl sonra diyordu. O zaman birinci çocuk, şöyle yapalım. Birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk diyelim. Sıfır yaşında tabii doğuyor çünkü bir yıl sonra diyor. Bu A artı bir, bu A artı bir. Anne ne oluyor? Anne 27 artı A bir yıl sonra. Baba da 26 artı A. Evet 25 yaş büyük babadan diyordu. Tamam. Şimdi ne diyordu? Bir yıl sonra bu ailenin üçüncü çocuğu dünyaya gelmiş ve aile 5 kişi olmuştur. Süper. Şimdi bakalım. Moda bakalım. En çok tekrar eden sayı kaçtır? A artı 1. Mod A artı 1. Moda bulduk. Medyana bakalım. Medyan küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda en küçük sayıdır. Şu anda küçükten büyüğe doğru sıralamış mıyız? Ee, sıralamak gerekiyor. Sıralamazsak kafadan bulmuş oluruz. Şöyle yapalım. En küçüğümüz 0. Sonra A artı 1. Sonra yine a artı 1. Sonra 26 artı a ile baba geliyor. Sonra 27 artı a ile anne geliyor. Gördüğünüz gibi medyanımız a artı 1 oldu. Tam ortadaki. Tamam medyanı da şöyle göstermiş olalım. Tamam. Şimdi ne kaldı? Açıklık. Açıklığı da bulalım. Ondan sonra sorumuzu çözeriz zaten. Açıklığı da şurada bulayım isterseniz. Yeni açıklık diyelim isterseniz bunun adına. Yeni açıklığı da şuraya yazarız herhalde. Şimdi en büyük elemanımız 27 artı a. En küçük elemanımız da 0 gördüğünüz gibi. O zaman 27 artı a'dan 0'ı çıkaracağız. 27 artı a eksi 0 zaten 27 artı a olur. Şimdi açıklıktan başlayalım. Açıklık önce neydi? 26 artı a'dan a çıkarmıştık. 26 bulmuştuk. Şimdi ise 27 artı a olmuş. Yani açıklık artmış. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunu eleyelim. Tamam. Medyana bakalım. Medyanımız önce A artı 12 buçuktu. Şimdi ise A artı 1 oldu. Gördüğünüz gibi medyan düştü. Medyan azalır. Şöyle bakalım. Tamam. İki şıkkımız kaldı sanırım. Ne kaldı? Bakmadığımız mod. Modumuz en başta A'ydı. Şimdi ise A artı 1 oldu. Yani arttı. Gördüğünüz gibi doğru cevap E seçeneğidir bu soruda. Bir yatak üzerine binen yükü en fazla belirli bir katsayı oranda taşıyabilmekte. Bu yükün fazlası yüklendiğinde ise kırılmakta. Yatan yük taşıma kapasitesi, yük taşıma kat sayısı şurada ifade edilmiş arkadaşlar. Ve normaldeki taşıma kat sayısı çarpılarak bakalım bulunur. Tamam oraya geçelim. Nazmiye Hanım ve Eşi Adnan Bey ikinci yatağa çıktıklarında yatakta herhangi bir sorun oluşmazken birinci yatağa çıktıklarında ise yatak kırılmıştır. Nazmiye Hanım'ın ağırlığı 64 kg olduğuna göre Eşi Adnan Bey'in ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu yük taşıma katsayısı ile yatak taşıma kapasitesini bir çarpalım. Burada çarpılarak bulunur diyordu ilk cümlelerde. Şöyle yapalım. 100 çarpı 1.4. Buradan 140 buluruz. Diğerinde de 1.2 çarpı 120 yapacağız sanırım. 120 çarpı 1.2'den 0 kaydır, kaydırır. 12 çarpı 12'den 144 her neyse. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 140 140 küçük eşittir. Nazmiye Hanım'ın ağırlığı 64. Adnan Bey'in ağırlığını bilmiyoruz. X diyelim. O da küçük eşittir. 144 diyebiliriz. Minimum 140. Maksimum 144. Zaten minimumda bir şey olmuyor. Maksimumda kırılıyordu. Burada anlatılmıştı. Tamamdır. Şimdi şu 64'ü gönderelim. 76 sanırım küçük eşittir x o da küçük eşittir 64'e gönderirsek 140'tan 64 çıkarsak 76 tamam 144'ten 64 çıkınca da 80 76 ile 80 aralığında bir sayı olması gerekir hangisi olabilir demiş 76 ile 80 arasında ne var 78 vardır doğru cevabımız C seçeneğidir bu soruda A kümesi eşittir 1, 2, 3. B kümesi eşittir A bölü B. Öyle ki K küçük eşittir A bölü B küçüktür. K artı 1. A, B ve K eleman A'dır. Kümeleri için B'den A'ya F, B eşittir A olacak şekilde bir F fonksiyonu tanımlanıyor. Bir F'in tersi A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir. 2 F örten bir fonksiyondur. 3 F, A bölü B eşittir A ise A'nın alabileceği farklı değerler toplamı 6'dır. İfadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi F fonksiyonu B'den A'ya tanımlanıyor ve fb eşittir a diyor. fb eşittir a ise b'deki bütün elemanlar zaten b'de boşta eleman kalamaz. a'daki görüntüleri a kümesine eşit. Eğer görüntüleri a kümesine eşitse şöyle bir şey yapabiliriz. b'den a'ya. Eğer görüntüleri a kümesine eşitse yani bütün oklar bir şekilde 1, 2, 3'e gidiyorsa görüntü kümesi 1, 2, 3 ise zaten boşta eleman kalmamıştır. Dolayısıyla f fonksiyonu örten bir fonksiyondur. Yani 2 numara kesinlikle doğru olmaktadır. Peki f'in tersi a'dan b'ye bir fonksiyon belirtir mi? Şimdi diyelim ki buradaki buradaki elemanlara da bakalım. Mesela a'ya 1, b 2 verebiliriz. 1 bölü 2. Diyelim ki 1'e 3 verebiliriz. E, A eşittir 1, B eşittir 3 olabilir. Sonuçta A ve B ve K elemanlarını A kümesinden seçiyoruz. Dolayısıyla 1 bölü 3, 2 bölü 3 gibi elemanları alabiliriz. Diyelim ki buradaki 3 bölü 1 elemanı, 3, 3 bölü 1 de olabilir. A'ya 3, B'ye 1 de verebiliriz. 3 bölü 1 elemanını verdik diyelim. 3 elemanı diyelim ki 3'e gitti. 2 bölü 3 de 3'e gitmiş gördüğünüz gibi. Şimdi biz diyebilir miyiz ki bu taraftan gidersek bu, F'de, bu F de bu F'in tersiydi. F'in tersinde 3 hem 3'e hem 2 bölü 3'e gidebilir mi? Gidemez. Çünkü tanım kümesindeki bir eleman değer kümesindeki birden fazla elemanla eşleşemiyor. O zaman f'in tersi a'dan b daima bir fonksiyon belirtmiyor. Belki bazı noktalarda belirtebilir. Bazı e, elemanlarla belirtebiliriz. Ama uygun elemanlar seçebiliriz belki ama kesinlikle dediği için f'in tersi a'dan b'ye bu verdiğim örnekten dolayı da fonksiyon belirtmiyor. Dolayısıyla bir kesinlikle yanlıştır. Birinin olduklarını isterseniz eleyebiliriz. Şimdi geldik buraya. F A bölü B A'dır diyor. Şimdi zaten fonksiyonumuz örten fonksiyon olduğuna göre F'in tanım kümesindeki tüm elemanlar ya 1'e gidecek, ya 2'ye gidecek, ya 3'e gidecek. Ya 1'e, ya 2'ye, ya 3'e gidecek. Dolayısıyla Bunları toplarsak a eşittir 3, a eşittir 2, a eşittir 1 dersek bunları toplarsak zaten kaçı buluyoruz? 6'yı buluyoruz. a bölü b çok önemli değil. 1 bölü 2 de olabilir. Biraz önce aslında örneğini burada vermişim bakın. 1 bölü 2 1'e gitmiş. 1 bölü 3 2'ye gitmiş. 2 bölü 3 3'e gitmiş. Yani değer görüntü kümesindeki elemanlar ya 1'dir ya 2'dir ya 3'tür. Bunları toplarsak 6 olur. Bu da doğrudur. Doğru cevap 2-3 yani C seçeneğidir bu soruda. Bir dede bir miktar parayı Pırıl, Özlem, Cenk, Aslan ve Ali isimli torunlarına aşağıdaki gibi paylaştırmıştır. Paranın 3 bölü 8'ini Pırıl almış. Özlem'in aldığı para, Pırıl'ın aldığı paranın 2 bölü 3'ü. Kalan parayı Cenk, Aslan ve Ali eşit olarak paylaşmıştır. Pırıl'ın babası Ali'nin parasına 96 lira fazla olduğuna göre dedenin paylaştırdığı toplam para kaç diyor. Şöyle bir şey yapalım. Tüm para, dedemizin paylaştığı tüm para 8x diyelim. Pırıl 3x'ini almış. Yani 3 bölü 8'i 3x. Özlem. Pırıl'ın aldığı paranın 2 bölü 3'ü 3x çarpı 2 bölü 3 yaparsak 3'ler gidince özlem 2x almış. Bunları unutmayalım. Kalan para şimdi 3x 2x daha 5x. 8 xten 5x'i çıkarsak 3x buluruz. 3 kişi paylaşıyor. Cenk, Aslan ve Ali. Bunlar x x ve x'e 3x'i bu şekilde paylaşıyorlar. x, x, x şeklinde. Pırılın parası, pırılın parası, pırılın parası 3x'te. Ali'nin parasından yani x'ten 96 lira fazla. x'i bu tarafa atarsak 2x eşittir 96, x eşittir 48 olacaktır. Bizden dedenin paylaştığı toplam parayı soruyor. Toplam paramız 8x liraydı. Onu da buradan bulalım. Dedemizin parası. Dede diyelim. Dedenin parası. Dedenin parası diyelim her neyse. Evet 8 çarpı 48. 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 4 32. 384 aradığımız cevaptır. Yani C seçeneği doğrudur. Zeynep kare biçimdeki şeffaf bir kağıda analitik düzlem üzerine gerçel sayılar kümesi tanımlı bir f fonksiyonunun grafiğini çizmiştir. Bu kağıda önce y ekseni boyunca soldan sağa doğru, sonra x ekseni boyunca aşağıdan yukarıya doğru katlamış, ve aşağıdaki görüntüyü elde etmiştir. Buna göre F fonksiyonuna ait grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kağıdımızın şeffaf olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hangisi olamaz diyor. A şıkkına bakalım. Önce soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru simetrik alacağız. Bakın şuradaki grafik simetrisini alırsak şöyle bir şey olacak. Ve aşağıdan yukarıya bu sefer de x ekseni boyunca katlayacağız. Aşağıdaki bu kırmızı. Bu kırmızı yukarıya doğru katlanırsa bakın şu şekilde olacak. Yani yine e, f(x) fonksiyonumuzu verecektir. A şıkkında bir problem yoktur. B'ye bakalım. Önce sola doğru simetri alacağız. Yani bu çizgi buraya gelecek. Şu kırmızı da buraya gelecek. Bakın şu kırmızı da buraya gelecek. Daha sonra e, x eksenine göre bunu x ekseni gibi düşün. X eksenine göre simetri alırsak şurada e, karaladığım grafik şöyle olacaktır. Ve yine fx fonksiyonu verecektir. Bu da doğrudur. C şıkkına bakalım. Soldaki grafiğin sağa göre simetrisi şu. Bunun soldaki şu ifadenin ya da grafiğin de sağa doğru simetrisi şudur. Şimdi bu sefer aşağıdan yukarıya doğru katlayacağız. X eksenine göre yapacağız. Şu grafik böyle olur. Bu grafikte böyle olur. Vermez. Doğru cevap C. D'ye bakalım. Sol tarafın sağa göre simetrisi. Bakın şu siyah grafiğin. Simetrisi şudur. Bakın şu kırmızının da zaten kırmızı da budur. Üst üste gelir ve dolayısıyla şeffaf olduğu için fx fonksiyonu olarak kalır. Ee, yine e şıkkına geldik. Şuradaki kırmızı siyah yaptığım kırmızı grafiğin e, y eksene göre simetri gördüğünüz gibi budur. Yine fx fonksiyonu veriyor. Doğru cevap c seçeneğidir bu soruda. Ali'nin okul numarası 3, 5, 7 ve 8 rakamlarından oluşan 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Ali 4 arkadaşından okul numarasını tahmin etmelerini istemiş ve tahminleri aşağıdaki gibi tabloya yazmıştır. Yukarıdaki tablo hakkında şunlar bilinmekte. 2 kişi yüzler basamağını yanlış bilmiş. 3 kişi birler basamağını yanlış bilmiş. Hiçbiri Ali'nin okul numarası ile ilgili doğru tahminde bulunmamıştır. Buna göre Ali'nin okul numarası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tek tek gidelim. 2 kişi yüzler basamağını yanlış bilmiştir. Bakın yüzler basamağında 5 var. 3 var, 5 var, 8 var. Eğer 5 olmuş olsa yüzler basamağı 3 ve 8 iki kişi yanlış bilmiş olacak. Ee, eğer 8 e, olsa 3 kişi yanlış bilmiş olacak. O zaman yüzler basamağı kesinlikle 5 olmalı ki 2 kişi yanlış bilsin. Yani 3 ve 8 diyen Beril ve Deniz yanlış bilmiş olsun. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Birler onlar yüzler. Yüzler basamağı kesinlikle 5'tir. Bu tamam. 3 kişi birler basamağını yanlış bilmiştir. Şimdi birler basamağı 8 5 7 7 hangisi acaba? Şimdi eğer birler basamağı 7 olsaydı 2 kişi yanlış bilirdi. 5 olursa 3 kişi yanlış bilmiş olur. 8 olursa yine 3 kişi yanlış bilmiş olur. Çünkü 8 olursa 5 7 7 diyen 3 kişi yanlış bilmiş olacak. O zaman birler basamağı ya 5'tir ya da 8'dir. Tamam, bunu da yorumladık. Hiçbiri aynı okur numarası ile ilgili doğru tahminde bulunmamıştır diyor. Şimdi onlar basamağı ile ilgili bir yorum yapabiliyor muyuz? Ya da binler basamağı ile ilgili. Şıklara bakalım. Şimdi birler basamağı 8, yüzler basamağı 5 ya da birler basamağı 5, yüzler basamağı 5 olacak diyebilirsiniz şıklara bakarak. Ya da birler basamağı 5 ve 8 dışında olanları eleyebilirsiniz. Örneğin şunu ve şunu eleyebiliriz. Şimdi birler basamağı 8 var. Birler basamağını 8 aldıysak yüzler basamağı 5 olacak. Gördüğünüz gibi yüzler basamağı 5 olan tek şık Diyarbakır'dır. Diğer durumlarda farklı şeyler düşünebilir miyiz? Hiçbir Ali'nin okul numarası ile ilgili doğru tahminde bulunamamıştır diyor. Doğru tahminde bulunamamışlarsa onlar basamayla ilgili ya da binler basamayla ilgili şu anda e, baktığımız bu bütün veriler yanlış. Aslında 3, 5, 7, 8'i kullanacağız. Doğru. Ama 3'ü şuraya mı şuraya mı alacağız? İsterseniz bir deneyerek yapalım. Farklı bir renk kullanarak. Diyelim ki 3, 5, 7, 8 oldu. Ya da 7, 5... 38 oldu diyelim. 2 tane numara bulmuş olalım. Baktığımız zaman 3578 var mı? 3578 var. Demek ki bu doğru değil. 7538 var mı? 7538 yok gördüğünüz gibi. O halde 7508 bizim numaramız oluyor. Doğru cevap D seçeneğidir bu soruda.